kazanıyor. Ha, gördün. Ha, 20 milyona alınmış ha, bibere bak. Bu çürük biberi gerçekten alan var mı? Var tabi, görmüyor musun? 10 milyona satamıyoruz bile. Çürük biberi 10 TL'ye satıyorsun, satamıyorsun. Yok vallahi mayıs satılmıyor ki. Kadın diyor ki bu çürük. Ben ne yapayım? 20 milyona alınmış. Kaça satayım? He? Şu çürük biberi alamayanlar var mı? Var. Var diyor, 5 milyon olsun mu diyor. Vallahi 5 milyon olsun mu diyor. Ne yapacak? Hay bu millet var ya, bu millete her şey haramdır. 50 milyon olsun. 50 milyonken daha güzel satıyorduk ya. Ucuz olunca mal satılmıyor. Vallahi billahi pahalı olunca boş boş sabah akşam konuşuyorlar. May bu millet hiçbir şey hak etmiyor. Vallahi hak etmiyor. Ucuz olunca millet diyor ki ya niye ucuz? Pahalı oluyor diyor, en azından pahalıdır alalım bir kilo diyor. Evet. Vallahi bu millet hiçbir şey hak etmiyor. Vatandaşın durumu nasıl kardeş? Vatandaşta may vatandaş begırtıya vallahi. Yani begırtıya ne demek? Vallahi yemiş vatandaş. Vatandaşta para mı kalmış? May bu devlet vatandaşı yemiş bitirmiş. Evet. Her şey vergi, her şey vergi. Bak sabahtan beri gelmişiz, bir ton para gitmiş hiçbir şey olmadan. Ha, poşet para, her şey para. Ne yapacak? Bu millet ne yapacak? Bu millet vallahi gebersin ya. Bu milletin yaşaması suç. Ölmesin kardeşim. Vallahi billahi. Ya, masumu da var. Masumu da var da biz de masumuz. Biz de perişan olduk. Gebersin demeyelim yine de ya. Ya vallahi biz perişan olduk. Biz geberelim ya. Vallahi. Ha bak bu adam kaçta gelmiş? Kaç saattir şey bak. Adam hayattan bezmiş. Bu adama ne yapacaksın? Bu adama trilyon da versen bu adam mahvolmuş. Hele şunu da bir göster. Kardeşim peki sana soralım. He. Bu kalabalık ne? Boş kalabalık, kuru kalabalık. Fuzuli gelip gezmek için. Sadece pazarı izliyorlar. Başka hiçbir şey yaptıkları yok. Geziyorlar. Sadece geziyorlar. He? AVM'lere gidiyorum. AVM'lerde kalabalık var. Pazara geliyorum. Pazar, kafeler. Hayır, buradakiler almıyor. Mayıs sanki buradakiler dersin. Açlıktan ölmüşler. AVM'lerde hep dolu. Ha, 10 milyon alacağım. Yok. Bakıyor. Baba bunlar sadece bakanlar bak. Bakanlar. Bunlar anca nasıl biliyor musun? Bu Çamlıca Tepesi'ne çıkıp manzaradan bakanlar. Ha. Alanlar yok. Ha, fuzuli fuzuli geziyorlar. Vallahi bu memleketin %50'si fuzuli. Bir tane amca dedi yalan söylüyorlar. Bolluk var dedi. Ha, bolluk var. Ha, bolluk var kimse almıyor. Bolluk nerede? O amcayı bana bir getir. Sen öyle bir, vallahi bir getir gel ona bir özlü söz söyleyeyim. Onun biraz aklı zihni açılsın. Öyle kardeşim biz de öğrenelim öyle. Vallahi bu yaşlılar zaten bu mahvediyor. Her şey diyor on numara. Ola ne on numara? Ay biz gençlerin önü açılmamış. Bu yaşlılar var ya zaten önümüzü kapatan bu yaşlılar. Hep aynı zeka. Hep düz bakış. Evet. Vallahi bunların düz bakışlar at gözlükleri bir çıksa belki ülke ferah ulaşacak. Ama onlar yüzünden ulaşamıyor. Her şeyin hayırlısı. Begırtiye ne demek? Begırtiye ne demek biliyor musun baba? Tutmuş demek. Neyi tutmuş? Neyi tutmuş? Hayatın zorluğunu tutmuş. Hayatın zorluğunu tutmuş. Türkçe'de öğrenmiş olduk. Aynen baba. Merhabalar. Merhaba, hoş geldin. Gördüğüm kadarıyla marul, soğan falan satan bir pazarcısın. Aynen, fenomeniz biz. Fenomen misin? Tabii. Kardeşim en karizmatik... Algısı ekrandan takip ediyor beni. En karizmatik sloganın ne? Nedir biliyor musunuz? Ot yiyeceksin, ot. Et yemeyin, ot yiyin. Ot yiyin. Aynen. Bu vatandaş eti hak etmiyor mu? Eti yemiyor. Ot ucuz, uygun, vitamin, doktor, ilaç. Ot. Aynen bunlar hepsi vitamin. Bir fenomen vardı, ot yiyin diye bağırıyordu. Aynen öyle. Halk bizi takip ediyor, bekliyor. Bu da bağırıyor. O da bizi örnek alıyor. Pazarda ot yiyin diye bağırmak moda mı oldu? Moda. Bir daha alalım. Ot yiyin, ot! Et yemeyin, ot ye. Sıraya geçin. Evet sıraya geçin. Kolay bu diyorsun. Aynen öyle. Peki ot alalım desek roka kaç para? Roka ucuz 10 lira. Nane? Nane 5 lira. Dereotu? 5 lira. Kampanya. Bir gün halk için buradayız. Aynen. Vatandaş ot diyebiliyor mu? Ot diyebiliyor mu abi? Ot diyebiliyor mu? Abi diyor ot diyemiyorum. Ot da yiyemiyor. Aynen. Peki et diyemiyoruz, ot da yiyemezsek ne yiyeceğiz bu gidişle? Vallahi böyle kuru kuru aç kalacağız. Alım gücü yok yani şu an. Yok maalesef. Nedir sizde durumlar? Yani ben çok şükür iki kişi çalışıyoruz da alabiliyoruz şu anda. Yani tek kişi tek maaşla mümkün değil biliyorsunuz. Yani. Ev kira mı? Kira. Allah. Hı. Ne kadar? 6.000 ama biz 15 yıldır aynı yerde oturuyoruz o yüzden. Ama ev sahibi izlemesin. İzlesin canım. Ev sahibiniz de memnunuz zaten. Kimileri de diyor ki hainlik yapmayın geçiniyoruz diyor. Ya şöyle bir şey herhalde ki şimdi geçinen de vardır ama yani o biraz... Taraf tuttuğu için der herhalde geçiniyorum demesi. Şimdi bu pahalı görmemek mümkün mü? Şimdi 10 yıl öncesiyle şimdiyi kıyasladığınızda gelirlerimiz, düzeyimiz aynı mı?
Yani enflasyonla şu an maaşlar aynı ilerliyor mu bir kere? Hayır. Yani kirayla aynı ilerliyor mu? Hayır. Ya bu hesabı herkes yapabiliyor. Sizin kafanız basmıyor diyenler var. Yok, o ben işine gelmediği için öyle söylüyor ya. Onu da basıyor. Çünkü herkesten duyuyoruz bunu. O yük kime verdi? Öyle. Onu söylemiyor. Türkiye hukuk devleti. Ben ya şu anki hükümete hiç vermedim. Evet. Ama şu an bu muhalefette yok karşısında, onu da söyleyebilirim yani. Evet. Yani şu anda gerçekten bizi yönetebilecek biri, yani bir Atatürk daha ancak dirilse ancak bizi kurtarabilir şu anda. Gelir mi? Başka kimse gelmez. Ya gelecek bir nesil de yok gibi. 5 yıl sonra durum ne olur? De çok hazırcı gidiyor. Birkaç yıl sonra durum ne olur? Bilmiyoruz. Umudumu yine yitirmek istemiyorum. Yine güveniyoruz. Birileri artık bir şeyler yapacak diye güveniyorum açıkçası. Yani umutsuz olmak istemiyoruz. Vardır yine bir umut yani. Ama güvencemiz kırıldı açıkçası. Hele de bu seçimde. Yani şu anda böyle umutsuz vaka gibi yaşıyoruz ama inancımız var. O yüzden umudumu yitirmek istemiyoruz. Efendim, merhabalar, pazarcı mısın dayı? Pazarcıyım. Nasıl pazarın, pazarcının durumu? Pazarcı güzel, memnun değiller ama. Güzel. Sen memnun musun? Ben memnunum. Vatandaş alabiliyor mu? Alabiliyor. Az önceki abi dedi ki domatesi 15'e halden alıyoruz, burada 16'ya satamıyoruz dedi. O mu yalan söylüyor sen mi? Niye 16'ya satamıyormuş? Satıyor. Satıyor. Kazanıyor mu? Tabii kazanıyor. Bu yok, geçinemiyoruz diyen vatandaşa ne diyorsun? Geçinemeyen vatandaşlar yani ne diyeyim yani? Yalan mı söylüyorlar? Yalan söylüyorlar. Niye geçinemiyormuş? Adam diyor ki 12 bin lira maaş alıyorum, 6 bin lira kira veriyor. Yani geçiniyor, niye geçinmesin? 6 bin lirayla geçinilir mi? İki de çocuk olsa. Normal geçinir yani. Geçinir. Geçinir tabii. Nasıl geçinsin, çocuğa bir çanta alsa 1000 lira. Yani emekli maaşıyla biraz zor yani. Evet. Biraz zor. Biraz zor. Evet. Oyu kime verdik? Ahmet AK Parti. Pişman mısın? Yok. Memnun. Pahalılık daha da artarsa pişman olur musun? Pahalılık. Pişman olmam, niye olayım yani? Pahalılık azalır mı artar mı? Kazanır. Azalır diyorsun. Azalır. Nasıl? Ne sana ümit veriyor? Yani ne diyeyim ki ben bu? Yani ne söyleyeyim ben? Sana ümit veren şey ne? Yani bu pazarın buraya bu pahalılığın, ekonominin düzeleceğine dair sana ümit veren şey ne? Yani abi ne söyleyeyim ben? Düzelir diye düşünüyoruz. Düzelir diye düşünüyoruz. Düzelir diye düşünüyoruz. Eyvallah. Yani eyvallah. Düşün dayıcığım, Allah'a emanet.